Bitlo Kripto Para Borsası sunar. 27 Mayıs 2024 günlerden pazartesi haftanın ilk işlem günü saatlerimiz 11.35'i gösteriyor. Güzel, kazançlı ve sağlıklı bir hafta diliyorum öncelikle. Evet, şimdi şöyle bir, bir rakamlara bakarım. Yani haftaya nasıl başladık ona bir bakalım. Ondan sonra devamına söyleyeceğim, açıklayacağım. Çünkü haftanın önemli günleri var. Özellikle birkaç tane önemli haber var. Şimdi borsa çok keyifli başlamadı. Önce onu söyleyelim. Pazartesi günü de çok keyifli. Zaten kapatmamıştı. 10.700'lerin altında bir kapanış yapmıştık. Şu saatlerde de hemen hemen yani 10.600'lerde yoluna devam etmeye çalışıyor. Yani biraz güç toplamakta zorlanan bir endeksimiz var. Genel olarak hisselerde de çok keyifli olduğunu söyleyemem. Şimdi nedenini birazdan bakalım mı ya da söyleyeyim hemen. Biliyorsunuz Merkez Bankası faizi sabit bıraktı. Ee, sonra zorunlu karşılık oranlarını arttırdı. Piyasadaki bu likidite fazlalığı e, mevduat tarafında faizlerin düşmesine sebep olmuştu. %50'lerin altına gelmişti. Ama sonra e, bir adım geldi, yeni bir adım geldi geçen hafta. Zorunlu karşılıkların oranı arttırıldı. Öyle olunca otomatikman mevduat faizleri tekrar yukarı çıktı. Hatta bugün ekonomide haber var. Tekrar mevduat faizleri %53'lere gelmiş durumda. Şimdi... Öyle olunca zaten o haberle beraber e, piyasadaki bu sıkılaşma, likittenin tekrar geri çekiliyor olması, sonuçta o likitte fazlalığı da az çok buraya yarıyordu. E, şimdi tekrar mevduat faizleri artınca otomatikman burası şu anda en azından bir olumsuz etkilendi. Tabii bu e, şunu söyleyelim yani kalıcı bir e, düşüş ya da kalıcı bir durum değil. Yani piyasa bunu bahane bulur. Ee, bunda burada bir kar satışı olur burada bir düzeltme olur ondan sonra yoluna devam eder yani ilk fiyatlamalar bittikten sonra yoluna tekrar devam edeceğini e, söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum yani şu anda e, en önemli etken bu başka bir etken yok zaten çok hızlı gitmiştik yukarı gitmiştik yani hızlı gitmiştik 11 binlere geldik e, bu düzeltme ya bu kar satışını gayet normal kabul etmek gerekiyor borsada şimdi dolar da 32.18'de başladı 32.18 bir miktar düşüş var ama ben bunun öğleden sonra toparlanacağını düşünüyorum çünkü neticede hep böyle 32-20 civarında bir şekilde piyasada e, denge e, bulmaya çalışıyor e, dolar kuru yine oralara gelecektir 10 altın 2.343 dolar şimdi orada ayrı bir gerilim var onu söyleyeyim haftaya e, gerilimli başladık e, altın tarafında hani ne oluyor derseniz eğer e, arkasında bu var Neden? Şimdi e, bu jeopolitik riskler biliyorsunuz oldukça önemli. İşte İran'dı, İsrail'di, Rusya'ydı, Ukrayna'dı biliyorsunuz takvimde bir Çin-Tayvan olayı var. E, Çin işte Tayvan'la Tayvan alakalı savaş çıktı, çıkacak bu hep gündemimizdeydi biliyorsunuz. Hani bunu kaç senedir konuşuyoruz zaten. Hani sıra oraya da gelecek, oraya da mı geliyor e, şeklinde. Ve neticede aslında benzeri daha önce de yapılmıştı ben bunu hatırlıyorum. Şu an... E, e, Tarih aklıma değil ama söyleyebilirim yani bunu e, rahatlıkla. E şimdi Çin e, tekrar e, Tayvan'ın etrafında bir e, tatbikata başladığını, e, tatbikat başlattı. Neden? İşte senaryo işte Tayvan'ın adanın işgaliyle alakalı. Olur da böyle bir işgal gerçekleşirse diye böyle bir tatbikat gerçekleştirdi. Şimdi hani... E, durup Türkiye'de tabii böyle şeyler olmuyor. Göz korkutmak için yapıyor. Çünkü tatbikat şimdi Tayvan'ın yeni bir lideri var. Yeni lideri William Lee'nin yemin edip göreve gelmesinden birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Hani sebebi biraz göz daha vermek de olabilir. Göz korkutmak da olabilir. Çünkü Tayvan'la Amerika arasında da işte böyle dostluklar, gitmeler, gelmeler, bir şeyler, bir şeyler. Yani orada bir hikaye dönüyor. Arka planı çok okuyamasak da. Neticede bu tatbikat biraz ee, ne diyelim suları ısındırdı. Fakat bu tatbikatın tabi devamı gelir mi gelmez mi? Ee, yani bu hafta devamı gelmeyebilir. Bu bir sadece göz korkutma da olabilir. Onu söyleyelim. Ama bu gerilim hep masada olacak. Burada olur da bir anda bir ısınma olursa tekrar on altında çok hızlı bir şekilde tabii ki orada bir fiyatlama yukarı yönlü göreceğimizi söyleyebilirim. Yani bu haftaya böyle hafif bir yükselişle başlamasının arkasında bile bu olabilir. Diğer bir neden de bu hafta aslında özelinde şimdi bakacağız. Onu birazdan anlatacağım. Yani bu Çin-Tayvan gerilimini bir masada tutalım. Ne oldu? Masada bol bol jeopolitik risklerin arttığı aslında masada işte bir sürü jeopolitik riskin olduğu bir masamız var. Her an burada bilinmeyen olaylar, bilinmeyen tahmin edilemeyen şeylerin olma ihtimaliyle tabii ki özellikle güvenli liman e, yatırım araçları hep ön planda e, olmaya devam edecek. İşte neden? O, i̇şte bu nedenle zaten altın çok fazla gündeme geliyor, e, öyle söyleyeyim. Şimdi e, bu haftanın özeline bir bakalım isterseniz. Şimdi bu hafta Amerika ve İngiltere tatil e, bugün itibariyle yani bugün başladı daha doğrusu ve son bir günlük bir tatil onu söyleyelim pazartesi günü. Şimdi haftanın gelenine baktığımız zaman Amerika da, tarafında geçen hafta da Fed üyeleri konuşmuştu. Hepsi konuşuyor bu arada çok çok önemli fedyeleri var. Kaşgari gibi ki bu hafta da konuşacak, Williams gibi, Bostick gibi. Ee, bu hafta da bunların konuşmaları devam edecek. Şimdi bunların konuşmaları önemli. Neden? Özellikle çok çok önemli bir veri olmadığı zaman piyasa e, bu arkadaşların konuşmalarına göre yön buluyor. Şahin konuşmalar olduğunda piyasa onu fiyatlıyor ve aşağı geliyor. Ee, güvercin olduğunda yükseldiğini falan görüyoruz genelde. Yani çok. Önemli veriler olmadığında genelde dediğim gibi FED üyelerinin konuşmaları çok önemli oluyor. Şimdi 12 Haziran FED toplantısına doğru gidiyoruz. Şimdi FED toplantısına gitmeden önceki artık yavaş yavaş son düzlükteyiz. Daha biraz vaktimiz var ama yine de 2 haftada e, neler gelecek? İşte enflasyonu alacağız, e, istihdam verisini alacağız ve bu haftanın aslında aynı zamanda ya da bu ayın e, en son PCI verisini cuma günü alacağız. İşte bu haftanın en volatil en önemli günü cuma günü olacak. Şimdi cuma gününe e, önce söyleyeyim size. Cuma günü PCA, veri, verileri, verileri gelecek Amerika'dan. Çekirdek kişisel tüketim giderleri. Çekirdek kişisel tüketim gider hem aylık hem yıllık. Aylık da orada bir tık e, düşüş bekleniyor. Yani 0.3'den 0.2'ye gelmesi bekleniyor. Kişisel tüketim harcamaları var. E, aynı günden bahsediyorum. En önemli gün bu olacak arkadaşlar. Şimdi bugünü bir not alalım. Tamam mı? Çünkü bu bize enflasyonun önce göstergesi. Olur da bu, burada bir yükseliş ee, beklenmeyen bir şey olursa bu ne demek? Fed'in faiz indirimini belki de bu sene yapmayacağını. Yani belki o bir tane yapacak ama o bir tane faiz indirimini e, söyleyeyim sene sonunda yapacağını gibi bize önden işaretler verecek. Ve piyasada bunu fiyatlığı olacak. Ve e, aynı gün, aynı gün e, arkadaşlar e, Avrupa'da e, enflasyon gelecek. E, bu da önemli. Neden? Çünkü tamam Avrupa gayet güzel enflasyonla mücadele etti ve artık dedi ki faiz indirimine başlayabiliriz dedi hani artık hani bir engel kalmadı gibi konuştu çok net bir şekilde. E, bu da Euro'nun nereye gideceğini bize gösterecek. Şimdi bir sürpriz olursa e, mesela ne bekliyorlar? Avrupa'da Euro bölgesi bir değişim beklemiyorlar. Çekirdek e, TÜFE'de 2.7 bekliyorlar. E, normal TÜFE'de, manşette de 2.4'ten 2.5'a gelmesi bekleniyor. Şimdi burada çok sürpriz yukarı yönlü bir atak olmazsa hakikaten o zaman e, Avrupa ilk toplantıda faiz indirecek. Bu da Euro'nun dolar karşısında biraz zayıflayacağını, daha düşük olacağını bize gösterir. Ama Burası yüksek gelirse Avrupa belki de faizi ertelemek zorunda kalacak. Faiz indirimi hemen yapmayacak. Onu da yine Cuma günü gelecek olan verilerden anlıyor olacağız. Burası da oldukça önemli. Özellikle Avrupa'yı takip eden, Euro'yu takip eden arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi aslında Perşembe gününe gittiğimizde biliyorsunuz Amerika'dan biz birinci çeyrek büyüme verisini almıştık. Şimdi revize veri geliyor perşembe günü. Bakalım burada bir sürpriz olacak mı? 1.3 bekleniyor. Burası aslında oldukça düşük. zaten düşük çıkmıştı. 3.4'ten 1.3'e gelmesi bekleniyor birinci çeyrekte. yine aynı gün çekirdek kişisel tüketim giderleri var. Yani enflasyon ve büyümeyle ile alakalı verileri bu hafta alıyor olacağız. Ve salı günü böyle sondan başladım ama en önemlisinden başlayayım istedim. Salı günü yani yarın da Conference Board tüketici hissiyatı var. Orada da bir tık minik de olsa bir düşüş var. Onu da anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım çok düşecek mi düşmeyecek mi? Peki etkisi şimdi bu hafta gelecek olan bu enflasyonla ilgili öncü göstergeler ne kadar yüksek gelirse ne kadar beklenti üstüne çıkarsa dediğim gibi Fed'in elini güçlendireceği için faiz indirimlerinde biraz daha sıkıntı olacağı için Otomatikman piyasalar için satış demektir. Yani altındır, gümüştür, e, Amerika borsaları, e, kriptolar her şey için negatif olur. Ama gelecek veriler pozitif de olabilir. Pozitif olursa piyasa yukarı gidebilir. Yani bu haftanın özelinde çok aman aman piyasayı sıkıştıracak en önemli veri Cuma günü. O nedenle biraz yatayda gider. Hatta biraz pozitif de bir e, e, piyasa görebiliriz genel olarak. Ancak e, Fed üyeleri e, aralarda... Kötü şeyler söylemezlerse yani böyle aşırı şahin konuşmalar yapmazlarsa bunu da takip ediyor olacağız. Şimdi e, gelin bir hemen şöyle bir altına bakalım. Altın bir döndü. E, haftaya döndü. Şimdi e, burası biraz 2344 dolarda. E, döndüğü yer kötü bir yer değil iyi bir yerden döndü. Gerçekten çok güçlü duran bir ons altın olduğunu söyleyeyim. Gram altında gerçekten hani çok iyi fırsatlar var gram tarafında. Dolar 32.18 e, 32 20 olsa ne olacak Dolayısıyla gramda epey bir fırsat veriyor önümüzdeki orta uzun vade için toplayanlar için hala e, olsa da yukarı devam 2400'lerin üstü çok kalıcı olamıyoruz. Oraya bir dikkat çekmek istiyorum. Gidiyoruz 2450'lere kadar gittik. Çok hızlı geri çekildik. Biliyorsunuz anlık gelen haberler etkili oluyor. Yine anlık haberler gelirse yine çok hızlı bir şekilde gidebiliriz oralara. Ama hızlı da düşüyor. Onun üstünde tabii kalıcı olması, yükselişin devam edebilmesi için önemli. Bir Çin-Tayvan ki hakikaten orada ciddi bir gerilim olduğunu düşünelim. O zaman herhalde fiyatlama 2450 doların üstüne çıkar ve 2600-650'lere doğru gider diye düşünüyorum. Ee, biraz oranın durumuna bağlı e, diyebilirim. Yani bu haftayı takip edeceğiz. Yani çok aşağılarda e, çok acayip bir şey olmadığı sürece şu an 10 saltını şu vaziyette bile aşağı getirecek, 2300 doların altına getirecek e, bir güç göremedik. Dikkat ederseniz son e, bu sene içerisinde e, özellikle son haftalarda, son aylarda e, aşağılarda 2300'ün altına gelmeyen bir ons var. Güçlü duruyor yani. Hiçbir şey aşağı getiremedi yani. Powell'ın bazen güçlü söylemleri bile getiremedi. Ona dikkat çekmek istiyorum. Yani enflasyon yukarı gitti. E, yine de kalıcı olmadı. 2300 doların altına bir kere düştü. Bir iki defa orada da kalıcı olmadı. Neyse yani güçlü duran bir ons altın görüyoruz. Şimdi arkadaşlar e, Bitcoin Kriptolara bir şöyle bakmak istiyorum. Bitcoin. Şimdi Ethereum 3922 dolara geldi. Çok ciddi bir işlem hacmi var orada. Yükseliyor. E, sebebi bu Amerika'da kabul edilen biliyorsunuz Ethereum ETF'leri oldu. Dolayısıyla buradan pozitif etkileniyor. Yani ne demek bu? İşte bu şu demek. Aslında laf bir düştü. Çünkü ilk fiyatlamayı yapmıştı. Orada biraz düştü, dengelendi. 3600 küsürlere kadar geri çekildi ama şimdi tekrardan gaz aldı gidiyor. 3922 dolar. Yani geleneksel piyasalardan piyasalarda Ethereum'a para girecek anlamına geliyor. Ve bence bu dağılacak. Aynen Bitcoin'de olduğu gibi. Nasıl Bitcoin'de Ocak ayında gelmişti. Amerika'da ETF'ler kabul edildi. Sonra İngiltere devam etti diğer ülkelerde. Aynı şey Ethereum için de olacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş. Ee, belki aşağılarda başka e, işte Solana gibi başka kriptoları da konuşuyor olacağız e, ETF'leri çıkar mı diye ama e, şu anda biz buna bakalım yani Bitcoin ve Ethereum tarafına bakalım şu anda yükseliş var bazı coinlerde de var mesela Pepe hani benim takip ettiğim bir coin olduğu için benim portföyümde olduğu için söyleyebiliyorum yoksa hepsini takip etmem mümkün değil gerçekten e, en son bakmadım ama yani e, dün itibariyle çok iyi bir yükseliş yapmıştı. Zaten hafta içi yaptığı, işte hafta sonu yaptığı filan inanılmaz. Hani şaka koyun ama şakalıyorlar bazen böyle iyi gitmişti. Belki kare, elinde olan kar almak isteyen vardır. Hatırlatmak istedim. Ama Ethereum'a bakalım. Ethereum'da ben yükselişin kısa vadede düşüşler olabilir ama yükseliş e, bu ETF'lerle e, güçlü olacak. Yani Bitcoin'i de güçlü tutan Ethereum'u da güç tutmaya devam edecek diye düşünüyorum. Şimdilik yani çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada Bitlo'da benim portföyüm açık bir şekilde duruyor. Ona bakabilirsiniz. Aşağıda link var. Hiç üye değilseniz üye olma olanlara, yeni üye olanlara 45 TL gram silver kampanyası var şu an. Hediye ediliyor. İşte bize özel. Buradan gidecek sizlere özel. Öyle söyleyeyim. Oraya girdiğinizde üye olduktan sonra hem hediyenizi alın hem de benim portföyü takip edebilirsiniz social trading bölümünden e, bütün elimde ne var ne yok orada açık bir şekilde gösteriyorum yüzdelerle ne tutuyorum hangi coinler var onu da oradan görebilirsiniz kampanyayı da hatırlatmış olalım ve e, şöyle bitirelim isterseniz çok aslında önemli bir haber ve ben bunu gerçekten ayrıca konuşmak istiyorum. Ayrıca bununla ilgili bir video yapacağım. Bu aralar gayrimenkul yatırım fonları gündeme geldi. Hatta dün akşam da bir arkadaşımız sordu canlı yayında. Şimdi gayrimenkul yatırım fonunu e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek e, gündeme getirdi. Eee bu burayla alakalı bir düzenlemeler yapılıyor. Şimdi gayrimenkul yatırım fonunu girin bakın internetten. Şu an yayını uzatmamak adına anlatmayacağım ne olduğunu. Yani buralarla ilgili yeni düzenlemeler var ve e, bir konut tarafını rahatlatmak için gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili bir takım düzenlemeler yapıp onu o projelere sokmaya çalışıyorlar. Benim anladığım o sokacaklar ya da daha detaylar hiçbir şey yok. Bunu ayrı bir videoda anlatacağım size. E, şimdi neler olabilir? Şimdi gayrimenkul yatırım fonları arkadaşlar bunlar e, böyle tefas adı fon ama tefasta filan satışı yok bunların. Bunlar bildiğiniz, şu an Türkiye'de 200 tane şirket var. Gayrimenkul yatırım fonu olarak. Bunlar gidip proje alıyorlar. O projeleri satın alıyorlar. Ee, Sizde işte isteyenler buna ortak oluyor. Belli şeylerine, belli bir para vererek küçük miktarlarda yani bunların belli rakamları var. Ee, ama piyasada çok işlem geliyor mu? Kendi etrafında dönüyor. Ee, yani halk Bilenler katılıyor, bilmeyenler çok fazla zaten. Şimdi bu şekilde konut projelerini onlara yaptırarak burada konut piyasasının önünü açmayı hedefliyorlar gibi geldi. Ama burada siz mesela bir yatırımcısınız gidip de buradan bir konut projesi ya da bir konut daire almaktansa örneğin ben bir yatırımcıyım gidip buradan pay, der pay para ödeyerek bir konuta sahip olacağım peyderpey para ödeyerek e, ve bu arada bitmiş bir konussa ki bence yeni yapılacak projelerden bahsediyorlar çünkü bu şekilde e, finansman sağlanacak öyle e, düşünüyorum böylece piyasayı rahatlatmayı biraz işte fiyatlar anlamında kiralık anlamında e, arzı arttırmayı düşünüyorlar yani çok çok önemli bir problem artık inşaat firmaları e, inşaat e, yapmıyor yani zaten uzun zamandır çok yapma iştahı yoktu ama bu son dönemde iyice bir de önümüzde yeni vergiler bilmem neler de var. İyice önü kapanıyor. Şimdi yeni bir formül bulmaları lazım. İşte yeni formül bu. arzdaki problemi, inşaat arzındaki, inşaattaki bu krizi nasıl halledebiliriz? İşte gayrimenkul yatırım fonlarını devreye alacaklar. Öyle görünüyor. Sizler de soru yorumlarınızı yazın. Ben bunu ayrıca başka bir videoda değerlendirmek istiyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.